efendim hem Türkiye'ye gelen kredi notu artışını hem de Borsa İstanbul tarafındaki rekor seviyeleri konuşacağız. Info yatırıma gideceğiz. Satış ve pazarlama direktörü Sertaç Ekeke bizlere eşlik ediyor haftanın ilk işlem gününde. Merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar dilerim. Çok teşekkürler. Bol kazançlı bir hafta olmasını diliyoruz bizler de. Şimdi S&P'nin not artışıyla başladık bu haftaya. Ve sürpriz bir adım değil. Aslında piyasaların kanısı bir not artışı gelebileceği yönündeydi ama S&P ve Fitch cephesinde artık yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayız. Ama Moody's cephesinde 6 kademe altındayız. Dolayısıyla gözler Moody's'e artık çevrilir mi ve bu gelen adımları nasıl okuyorsunuz? Gözler zaten aslında Ocak ayında ilk toplantıyı bizimle yapmasıyla birlikte Moody's'e çevrilmişti. Orada tabii ki sadece görünümde bir değişiklik alıp not tarafında bir adım gelmemişti. Ben bundan sonra bu not artış patikasının devam edeceği kanaatindeyim. Hem yurt dışındaki temaslardaki görülen yoğun ilgi, hem raporlar tarafında enflasyon rakamında bir miktar ayrışmamız olsa da S&P ile genel anlamda atılan adımlara destek verilmesi ve bu adımların devam ettiği süre boyunca bu not artışlarının geleceğinin altına çizilmesi bence oldukça önemli. Hatta kritik nokta ben ikinci 6 ay itibariyle, yani Mayıs ayının ortasından itibaren yabancı girişlerin bir miktar daha artacağı kanaatindeyim. Yavaş yavaş hedge fonlarının ilgisinin de artacağı, sene sonuna doğru çünkü çarpan etkisi yaratabilecek ülkelerden bir tanesinde Türkiye olduğunu tahmin ediyorum ve altını tekrar çizeyim. Bizde çünkü hala ciddi anlamda endeks tarafındaki olumlu hava sürüyor. Zaten cuma günü ne kadar dalgalı bir seyri izlersek izleyelim, gün içerisindeki en iyi noktalardan birinde kapanış yaptığımız unutulmamalı. Yani aslında iştahımız yerinde. Sadece bilançolardaki kar baskılarından kaynaklı olarak ve belirli sektörlerde çok ciddi anlamda son dönemde bir rally gelmesinden kaynaklı bir kar satışı gelmesi, bir düzeltme hareketi gelmesi işin içerisinde biraz beklentiler o sebeple duruluyor ve yeni pozisyon açarken bir miktar temkinli olması bu yüzden piyasanın. Bu kar satışları, düzeltme hareketi gelirse çok daha sağlıklı bir yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi S&P'nin not artışından sonra ben adım adım diğer kurumlardan da zaten tekrar katkı bekliyorum. S&P'nin de burada duracağı kanaatinde değilim. Zaten yatırım yapılabilir olmamız için biraz daha yolumuz var. Burada enflasyon tarafında özellikle cuma günü gelecek raporu yakından takip edeceğiz. Bizim de açıklamalarımız olacak. Biz de o tarafı takip ediyor olacağız. Bu hafta zaten önemli bir veri yok. Önemli olan enflasyon raporu kısmı olacak. Nereye dikkat etmemiz lazım? Endeks tarafına baktığımız zaman da bugün içerisinde böyle özellikle günlük işlem yapanlar için açılıştan sonra bir miktar temkinli olmakta yarar var. Önce bir piyasanın dengeye gelmesini beklemekte yarar görüyorum. Yukarı tarafta 10.300 hattının üzerinde kaldığımız süre boyunca 10.600'lere doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz. Ama şimdilik ben bunun üzerine hareketlenmeyi değil, bir ufak kar satışı daha bekliyor olacağım. Nasıl geçen hafta 10.300-10.200 hattı bizi tuttuysa, bu hafta da 10.300'ün üstünde tutunmaya çalışan, 10.600'e doğru gitmeye çalışan bir endeks görebiliriz. Fakat kar satışının gelmesi, özellikle 10.000'lere doğru geri çekilmeler gelmesi yatırımcıyı panikletmemeli. Buralarda özellikle bu kar satışlarından sonra yeni pozisyon almak ve düştükçe hisse senedi toplamak için bence olumlu fırsat. Çünkü görüntü bozulmayacak, sadece bir nefes verme ihtimali olabilir. Ve özellikle düzelterek yukarıya gitmek bence çok daha yararlı. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bazı hisse senetlerinde ciddi anlamda hedeflere yakınsamalar var. Bu hedefler güncellenceye kadar o marjın bir miktar açılması gerekiyor. O yüzden olumlu görüntü devam. Sadece arada kar satışları olabilir. Ben 12.000'lere doğru hareketin devam edeceği kanaatindeyim. Geri çekilmeler olsa bile. Bu hafta enflasyon raporu sunumu, yılın ikinci enflasyon raporu sunumu önemli olacak dedik. Perşembe günü Fatih Karahan'ın sunumunu bekliyoruz ama %36 olan bir enflasyon hedefi vardı. Hatta Merkez Bankası yardımcısı, başkan yardımcısı Cevdet Akçay'ın açıklamaları iddiasız Merkez Bankası oksimorondur açıklaması yönündeydi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın hedeflerinin de iddialı olduğu bir ortam. Burada bir revize bekler misiniz? Hedefler korunur mu? Neler beklemek lazım enflasyon raporu sunumunda? Çok majör bir revize beklemiyorum ama bir miktar revizasyon bekliyorum. Bunun nedeni de gerçekten hani o yapışkan dediğimiz enflasyonu yenebilmek çok zor bir konu. Yani bu Amerika için de geçerli. Yani Fed'de de 3'ten 2'ye düşmek çok zor olacak. 9'dan 6'ya düşmesi ya da 6'dan 3'e düşmesi gibi bir ivme orada da gelmiyor. Şunu da görüyoruz. Hani ciddi bir resesyon beklentisi vardı Amerikan ekonomisinde ama istihdamda bir hareketlilik yok. Taşınma endeksi gayet yerinde duruyor. Harcamalarda istedikleri kadar kısılmaya gitmiyor. Yani soğuma var. Evet, bir miktar bir iki detaylı soğuma görüyoruz ama istedikleri soğuma olmadığı için o yapışkan enflasyonu yenebilmek gerçekten belli bir marj gerektiriyor. Bizde de hem istihdam tarafını dengeli tutabilmek, hem büyüme rakamlarında ileriye gidebilmek, hem Avrupa'nın hastalıklı halinde ufak ufak artık toparlanmasını beklerken ihracat rakamlarını korumak
Bir yandan da hani bu tarafı arttırmak, bir yandan da bunları yaparken enflasyonla mücadele etmek gerçekten çok önemli bir süreçti. Bu süreç içerisinde tabii ki belirli yerlerde revizasyonlar gelebilir ama böyle piyasanın beklediği gibi çok sert bir makas açıklığı ben beklemiyorum. Hani revize edilecek nokta bence hani bir miktar evet söylemlerde sertleşme gene zaten o tonda devam ediyoruz. O tarafta olur. Bir ufak revize edilir. Fakat hani çok majör bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Hedeflerden sapma zaten bu işin içerisinde var ama ne kadar yakın sarsak o kadar iyi. Ben de sürecin biraz daha sancılı olacağı kanaatindeyim. Bizim tarafta birkaç aylık daha özellikle para politikası tarafındaki bence sıkılaşmanın etkilerini görüp bu tarafa maliye politikalarının da etkisini görmemiz lazım. Biraz daha zamana bırakmakta yarar var. Zaten enflasyon baz etkisiyle birlikte de bir ivme kazanacaktır. O reaksiyonu görelim. Bu yerde de biz düzeltmemizi yapalım. Ben özellikle burada gelecek raporla birlikte yeniden yabancı taraftaki ilginin artacağı kanaatindeyim. Çünkü biz söylemlerin altını dolduran bir ülke haline dönüştük artık. Ciddi anlamda her açıklamadan sonra bir ivme görüyoruz. Geçen sene Haziran'dan beri bu yana ciddi bir yabancı girişi var. Fakat bu sene beklediğimiz ivmeyi henüz yakalayamadık ama ben ikinci 6 ay o ivmenin de yakalanacağını düşünüyorum. Şimdi yabancının Borsa İstanbul cephesinde yılbaşından bu yana 800 milyon dolardan fazla alımı var. Ve takas oranında geçtiğimiz yıl %27'leri konuşurken şimdi artık 39'lara gelmişiz. Orada da iyileşmeler var. Bankalarda yılbaşından bu yana %50'yi aşan primler ama acaba orada iskonto devam ediyor mu? Ya da iskontonun bir nebze azaldığını görüyor musunuz? Neler beklemek lazım? Bankacılık tarafında iskonto bir miktar azaldı. Fakat bu demek değil ki bankacılıktaki hikaye bitti. Bankacılıktaki hikaye devam edecek. Sizinle de yaptığımız yayınlarda hep şunu konuşuyorduk. Bankacılığın yaşam enerjisi, daha doğrusu karlılık yapısı çok güçlü. Yani piyasadaki denklem ne kadar değişirse değiştirsin. Biz ne gördük bilançolarda? Spread kanalında bir miktar gol yediklerini, ki bu gayet doğal. Mevduat tarafını yukarıdan topluyorlar ve bu arada 3 aylık aşağı yukarı bir marj olan kredi kanadı tarafında zaten bir iştahsızlık var. Hani bu oranlarda. Orada da sıkılaştırmaya giden bir ekonomi var. Bu krediyi vermekte de zorlanırken bu spreadten gol yemesi bankalar tarafının gayet normal. Buradaki her satışların alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ben bankacılık tarafında. Bunun nedeni şu. Hala yukarıda kâr edebileceğimiz bir marj var. Unutulmaması gereken hikayeler var. Yani aklımızda hiç unut bizim bankacılık sistemin ne kadar güçlü olduğu ile ilgili bir yabancı banka yurt dışı operasyonuna, daha doğrusu kendi ülkesindeki operasyonlarında zarar ederken Türkiye'deki operasyonlarından burayı kompanse ettiği dönemler gördük. Buna çok benzer süreçlerde bizim bankacılık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. O yüzden yabancı bildiği yerden topa girecektir. Ben bu sebeple geri çekilmeler olursa yine alım fırsatı olduğu kanaatindeyim bankacılıkta. Bir miktar hedeflere yakınsadığımız için artık yeniden fiyatlama ya da yeniden pozisyon almak için bir miktar riskli yerlerdeyiz. Fakat geri çekilmeler olursa ben bankacılık konusunda özellikle yeniden iştahımın artacağını söyleyebilirim. Yabancı tarafında da özellikle holdingler, bankalar ve BIST 30 endeksi içerisindeki kağıtlara ilgi devam edecektir. Hedge fonların gireceği noktalar buralar olacak kanaatindeyim. O yüzden bankacılık düşüşte alım fırsatı pozitif görüntünün devamını bekleyebiliriz. Ufak kâr satışları bu işin içerisinde var. Buraya holdingleri ulaştırma tarafına ve özellikle BIST 30'un içerisindeki büyük kağıtları ekleyebilirim. Ben yavaş yavaş bu tarafa özellikle biraz önce de söylediğim gibi yabancı pozisyonlar arttıkça buradaki hikayenin devamını da bekliyor olacağım. Şu zamana kadar ne gördük? 2024'te belli sektörlerin belli kağıtların hareketini gördük. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor ama yavaş yavaş geçen hafta iştahın geride kalan fakat temel dinamikleri güçlü olan kağıtlara doğru kaydığını da gördük. Bunlar da oyunun içine girince bir miktar daha rahatlama olacaktır. O yüzden ben son çeyreğe kadar endeks tarafında gayet olumluyum. Benim buradaki endişem şu, 400 dolar gibi bir dolar seviyesi hedefim vardı. Bunu uzun zamandır da konuşuyorduk, sizle olan yayınlarda da söylüyordum. Buraya kur neredeyken gideceğimiz kafamda soru işareti. O yüzden buraya çok iştahlı ve erken ulaşmamız düzeltme potansiyelini bir miktar arttıracaktır. Ben yatay yukarı bir hareketin daha sağlıklı, böyle arada yatay düzeltmelerin, sakinleşmelerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne kadar 400 dolar seviyesine temkinli gidersek o kadar daha sağlıklı bir yükseliş hareketinin içerisinde olacağız. Şimdi borsa ama maliyetlerin arttığı ortamda acaba defansif sektörler neler? Borsada bunu da konuşuyoruz ama geçtiğimiz hafta HSBC'nin otomotiv sektörüne ilişkin bir değerlendirmesi vardı. Nefes alma zamanı var şöyle bir rapor paylaştı. Getirileri de aktardı. Özellikle otomotiv sektöründe işte Ford'da %23'lük, Tofaş'ta %13'lük, işte Doğaç'ta %9'luk bir getiri beklediğini paylaşıyor. Haftanın son işlem gününde de otomotiv satışlarına ilişkin rakamlar 20 ay sonra ilk kez daralmayı gösterdi ki Nisan'da
%20'lik bir daralma var. Tabii Ocak-Nisan döneminde 4 aylık tabloya baktığımızda büyümenin devam ettiği ortada. Yine bu sektörde bir daralma bekliyor musunuz? Son gelen rakamı nasıl okudunuz? Ama bir yandan tatillerin de yoğun olduğu bir aydı. İşte Nisan ayını kapattığımızda işte 23 Nisan vardı. Ondan öncesi haftasında yine bayram tatilini görmüştük. Ne dersiniz sektör geneli için? Bence biraz fazla pesimist. Hemen ikiye ayırayım sektörü. Benim için orada Ford ve Türk Traktör, evet, primli olsalar da uzun vadede hala özellikle ben bir hisse senedi yatırımı yapayım, kafam rahat olsun, işte temettüsü olsun, sermaye artışlarını takip edeyim. İşler de gayet disiplinli yönetilsin dediği zaman aklıma gelen iki kağıt. Onlar kısa vadeli primli olsalar da orta uzun vade için hala reaksiyon gösterebilecek kağıtlar. Kısa vadede otomotiv tarafında geride kalan kağıtları da söyleyebilirim. Doğuş Otomotiv 400'lere kadar gelmişken ki birinci çeyrek rakamlarını da gayet iyi takip ettik. Nisan'da bozulma olsa da sizin de dediğiniz gibi Nisan kısa bir aydı. Belki onun da etkisi var. Bunu da göreceğiz. Tabii ki bir belli bir bozulma var. Ama özellikle geri çekilen bir Doğuş Otomotiv'in ben yine düşüklü noktalara doğru toparlanmasını beklerim. Kısa vadede yine şu ana kadar aslında beklenen primi yapmayan bir Tofaş hikayemiz de var ki buranın içerisine bir perakende kası gelecek. Ben o perakende kasıyla birlikte en azından bir otomotiv kağıdının, otomotiv hisse senedinin portföylerde olması gerektiği kanaatindeyim. Burada Tofaş'ta da Doğuş'ta da kısa vadeli bir reaksiyon beklentimiz olabilir bence. Hani çok yadırgamamak lazım ama uzun vade pozisyon alan, 3-4 senelik pozisyon açan yatırım içinde Türk Traktör ve Ford düşüşlerde alım fırsatı yaratacaktır. Bir tane otomotiv kağıdı bence olur. Biraz pesimist bence o rapor. Katıldığım konular var. Tabii ki daralma bekleyeceğiz çünkü sıkılaşmaya doğru giden bir dönem geçiriyoruz. Fakat bu özellikle Ford ve Türk Traktör'ün yurt dışı bacağının güçlü olduğunu, Tofaş'ın içeriye yeniden bir perakende hamlesi yaptığını ve Doğuş'un da birinci çeyrek rakamlarının iyi geldiği unutulmaması gerekiyor.